Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınıza hoş geldiniz efendim. İsmail'ciğe hoş geldiniz. İsmail, bugün neredesin diye soruyorsunuz. Çimlerden de anlayacağınız üzere Konya'mızın yeni stadyumu. 42 bin kişilik yeni stadyumdayız. Artık Konya sporumuz maçlarını bu statta yapacak. Biz de onlara destek olmaya geleceğiz. Seyirci olarak kombinemizi alacağız, biletimizi alacağız, destek olacağız. Ve bugün buranın bize tanıtımı yapıldı. Değerli basın mensuplu arkadaşlarımıza, buranın tanıtımı yapıldı. Değerli başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akkürek burayı bize anlattı. Biz de sizlere dilimizin döndüğünce stadyumu anlatmaya çalışacağız. Sol kanattan gelişen yeşil beyazların atağı orta ceza sahasına uzaklardan bir şut ve gol! Konya Spor attı, Konya Spor'un golü. Tribünlerde büyük sevinç. Konya Spor heybetle çıktı sahaya. Vuruyor pençeyi, tartalım bir daha. Benzemez söyle yalan aşklara. Tartalım vur pençeyi bir daha. Sahaları dar edip rakibi eze. Taraftarın senin izinde. Sevdim seni, dönüşü yok bilesin. Heybetinle yer gökünlesin. Evet değerli izleyicilerimiz, bir yıldır program yapıyorum ama program müdürümle röportaj yapmak bugüne nasipmiş. Sayın müdürüm merhabalar. Merhaba, kolay gelsin İsmail. Allah razı olsun. Müdürüm, bugün buradayız. Konya'nın yeni stadına kavuştuğu evet. Günü herkes bekliyordu. Evet. Biz bugün yaşadık, kavuştuk bugün. Neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda belgede de değerli izleyicilerimiz Yaşar abim yazısı var. Yazarlık yapıyor. Konya sporumuzla alakalı yazılardan bahsediyor. Konya sporumuzdan bahsediyor, öyle düzelteyim. Hatta takip ediyorum, bazen dokunduruyor da. Şimdi Yaşar abi, burayla ilgili yorumlarını bir alabilir miyiz? Şimdi dokundurmaya mecalim kalmadı bu ara. Tribünden iniyoruz şu an. Gerçekten muhteşem ifadesinin cuk diye oturduğu bir tesisteyiz. Yıllarca özlemini beklediğimiz, yaklaşık 60 yıldır Konya özlemini bekliyordu. Avrupa'yı bir görünümde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli, en modern stadyumlarından bir tanesi. Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akgürek büyük bir incelik gösterdi ve gazetecileri bugün buraya davet etti, stadyumu gezdirdi. Biz de karınca kararınca kendimiz de bilgi edinmeye çalıştık. Az önce de basın tribününe çıktık, belki siz de görüntüler aldınız. Hele yukarıdan görünümü bir harika. Dolayısıyla burada çok önemli maçlara imza atacak Konyaspor. Tabii beklentimiz böylesi önemli ve güzel bir stadyumda yine güzel maçların oynanması, Konyaspor'un başarılardan başarılara koşması, bunu ümit ediyoruz. Yani yıllardır arzusunu çektiğimiz tesiste yine yıllardır arzusunu çektiğimiz başarılara kavuşmak en büyük temennimiz. Tabii bunun için de sadece bu tesis yetmiyor. Birlik ve beraberlik de çok önemli. Hem kulübün profesyonelleşmesi, hem takım adına çok ciddi transferlerin yapılması. Yine Sayın Akgüren'in de ifade ettiği gibi az önceki basın toplantısında paraların makul ve mantıklı harcanması, muhatapların doğru seçilmesi, doğru zamanlamayla iyi bir takımın oluşturulması en büyük beklentimiz. 42 bin kişilik bir stadyum. Reklamlarda da kamuoyuyla çok sık paylaşılıyor ve zaman zaman da vatandaşların gelip buraya stadyumu incelediklerini biliyoruz, gördüklerini biliyoruz. Yani heyecan, mutluluk bir arada. Bunun sağlanması adına da şehrin yöneticileri bir araya geldiler ve böylesi güzel bir tesis çıktı. Tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İşçisinden müteahhitine, mühendisinden mimarına, işte altyapısından üst yapısına varıncaya kadar. Kimin ne emeği varsa, kimin hangi katkısı varsa ellerine, kollarına, bedenlerine, zihinlerine sağlık. Güzel olmuş, her şey güzel. Bakalım ay sonunda işte lig başlayacak. Hep beraber geleceğiz, karşılaşmaları izleyeceğiz. Balıkesir maçıyla biliyorsun Konya içeride siftah edecek ve burada çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. İlk heyecanı burada Balıkesir maçıyla da yaşamış olacağız. Şunu sorayım abi, evet. Kesin değil mi? Yani ilk maç burada oynanacağı kesin. İnşallah. Hani böyle bir hurafe var, yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Yok onu... Yani gördüğümüz kadarıyla yetişmiş, daha ne yetişecek? Sadece çevre düzenlemesi kaldı ve içeride işte localarla tribünlerin arka planında bir takım çalışmalar var. Temizliği var vesaire. Yani kapası bitti, tabir yerindeyse ince işçilikler kaldı. Onların da tamamlanmasını bekliyoruz.
Dahası var tabii, Olimpiyat Köyü ile ilgili biliyorsun açıklamalar yaptı evet. Sayın Akyürek. O özellikle buraya farklı bir hava katacak. Konyaspor'a katkı sağlayacak, altyapıya katkı sağlayacak, maddi manevi bir takım getiriler sağlayacak. O beklentiyle zaten yola çıkıldı. Staddaki eski staddaki olan şeylerin üstüne koyularak bu tarafa aktarılıyor. Doğru mu? Yani tabiri caizse oradaki hani eski yeni bir dönem açılıyor. Yani şimdi yeni bir sayfa açıldı ve sıfırdan bu tesis inşa edildi. O bakımdan hem bu tesisin kıymetini bilmek, hem koruyabilmek, hem de zihniyet anlamında da yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Artık eski o çekişmelerin, kısır döngünün de bir tarafta geride kalması gerekiyor. Dolayısıyla buraya da böylesi bir anlayış yakışır. Bu anlayışın da muhafaza edilmesi gerekiyor. Meslektaşlarımız da hayran kaldılar. Birazdan zaten değerli meslektaşlarımızla, abilerimizle de röportaj yapacaksın ki onlar da muhtemelen aynı şeyleri, paralel şeyleri söyleyecekler. Biz bu kanaatteyiz. Her şeyin iyisine layık olan Konya, bundan sonra da üzerine koyarak devam etsin. Hayırlı olsun diyelim yeni Konya Stadyumu. Mustafa Durmuş'un yeni çığlıklarına ve heyecanına da biraz önce bir deneme yapmıştı zaten. Tahir Bey de ona bir söz... Sen bu arada çimlerde yuvarlandın mı? Güzel. Yuvarlanacağım birazdan. Şimdi röportajları bitirelim. Yani şimdi nasıl yuvarlanılır? Sıkışmasına ihtiyaç var ya. Aynen. Senin göre... Evet abi. Özellikle söylediler evet. Zaten. Biraz önce mühendis bir abimizle görüştük tamam. De İsmail'cim sana zahmet dedi. Çimleri sıkıştırmada bize yardımcı ol. Biraz yuvarlan dedi. Eyvallah. Tamam o iş belli dedi. Tamam. Gereğini yap. Hadi kolay gelsin. Allah razı olsun. Abi Yaşar abi bize teşekkür ediyoruz. Abi seni alalım şöyle. Kemal abicim nasılsın? Yeni Konya Gazetesi'nin evet. Yeni Konya Gazetesi yazarı. Spor yazarıyım aynı spor, zamanda. Evet. Evet. Sevgili İsmail kardeşim. Siz o zaman Selahattin abiyle bayağı atışırsınız. Bayağı atışıyoruz. Bayağı atışıyoruz. Şimdi gerçekten hani kelimelerin noktalandığı, düğümlendiği bir deyim var ya. Evet. Ben şu anda onu yaşıyorum. Çünkü ben ilk stada, şimdiki stadımıza girdiğimde 14-15 yaşlarında Yeni Meram Gazetesi'nde spor muhabir olarak başladım. 37 yıl geçmiş aradan. Ve şu anda 37 yıl öncesini yeni yaşıyorum. Gerçekten Avrupa'da gördüğümüz büyük İstanbul'da bazı arena... Kaç stat gezdin abi? Valla belki yurt dışı, yurt içi belki hı. Yani yıllardır 35 yıldır bilfiil aktif olarak spor yazarlığı ağırlıklı sporcu muhabirliği yani işte dışında. Gördüğün statlar arasında bizim stadımız nasıl abi? Abi bak ne diyorum ben düğümlemenin kelimelerin nokta... Düğümlendi dedim ya bunu tek ifadeyle başka aynen. Bir şey olamaz yani. Hani biz dışarıdan görüyorduk stat mütahat tamam lale kayın bir stat olarak yorumluyorduk ama gerçekten şu anda özellikle başta Tahir Akgürek olmak üzere bu stada emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Ha bundan sonra iş nereye geliyor? Evet. Bu stadın hakkını vermeye kalıyor iş. Değil mi? Artık oyuncularda. Ha, şimdi oyuncularda. Şimdi bir önce sevgili Yaşar'dan, sevgili Selahattin'den, Mustafa Durmuş'tan yukarıda görüşürken artık Konyaspor burada başarılı olamıyorsa kapatıverecek o takımı dedim. Bu arada bir saniye abi özür diliyorum. Bu arada Yaşar abi gildi fotoğraf çekimliyor. Bir orayı bir gösterebilir misiniz Serkan? Evet. Gördüğünüz gibi şu anda değerli program müdürümüz Yaşar Toy ve spor müdürümüz Sayın Selahattin Akçakaya şu anda fotoğraf çekiniyorlar. Bu arada evet. Kemal abi de benim fotoğrafımı çekti bu arada. Evet abi özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi bundan sonra iş Konyaspor'a kalıyor. Akıllı, gerçekten istikrarlı bu işi gerçekten sevda uğruna yapabilecek yöneticilere bizim ihtiyacımız var. Kesinlikle. Şu andaki yöneticilerimiz öyle abi ya. Şimdi yok şu anda yönetici anlamına evet. Suçlama anlamında değil. Kesinlikle. Geçmiş dönemlerde birçok hatalar yapıldı. Yapıldı. Hani şimdi ne oldu? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye yeni bir Türkiye dedik ya. Aynen öyle. Şimdi yepyeni spor açısından da Konya'sının yepyeni bir Konya ruhu canlanmalı. Aynen öyle. Ben büyük bir ihtimalle Perşembe günü Bursa'da olacağım. Bir spor yazarların orada toplantısı var ona katılacağım. Yani gerçekten şu olayı anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Kesinlikle. Ha gerçekten sevgili İsmail kardeşim yani ama bundan sonra iş neye kalıyor? Konya'nın bütünleşmesine kalıyor. Aynen öyle. Şimdi buradan çağrımızı yapıyoruz. 42 bin seyirci var diyorlar. Ya dolmaz mı olmaz? Dolmaz diyenleri biz şey etmemiz lazım. Göstermemiz lazım. Gerekiyor. Utandırmamız aynen gerekiyor. Aynen öyle. Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçlarında burayı doldurmak önemli değil. Kesinlikle. Burayı bir Aksiyel maçında, bir Balıkesir maçında, bir Kayseri Erciyes maçında, Mersin maçında tıklım tıklım doldurmamız gerekiyor. Biraz önce Tahir Bey'in de söylediği gibi yalnız bunun için büyük bir adım var. Niye büyük bir adım var? Biraz önce belediye başkanımız Sayın Tahir Bey de söyledi. Konya İç Anadolu bölgesinde en çok pasolik karta sahip. Doğru. Anadolu'nun lideri şu anda. Evet. Anadolu'nun lideri. Yani bu ne demek? Demek ki bir şey var. Ben şu anda ben de pasaporta internetten başvurum yaptım. Ben pasolik almadan maçlara girebilen bir insanım. Tabii siz kastığınızdan dolayı. Ben bile şu anda bu sayı yükseltmek adına ben bile aldım. Niye aldım? Bizim de katkımız olsun. En azından bir Konya sporumuza bak, bir destek. Bak ben ne zaman olsun. Aldım biliyor musun abi? Daha maçlar bitmemişti.
son maç veya iki maç kala evet. dediler ki artık Pasolig'le girilecek dediler. Sonra iptal edildi. Evet. Ben o maçlara gidebilmek için Pasolig'i herkesten önce sipariş verdim. Belki Konya'nın ilk Pasolig alanlarından. Elhamdülillah şimdi cüzdanımda Pasolig'im var. Çok şimdi onun derdini çekme çünkü ben internette birkaç defa başvuruda bulundum. Sıkıntı oldu. Aynen. Tekrar gelsin geri mail geldi bilmem ne oldu falan. Gerçekten şimdi Konya Spor için yepyeni, Konya Spor için bir yepyeni bir şey başlamalı. Evet. Yeni bir şey. Bir de benim buradan Sayın Tahir Akgül'e bir çağrım da olacak. Buyurun. Bu statı sadece yapmakla çekilmeyeceksin. Maçları da tribündeki yerini alacaksın. Dedi ama biraz önce ama ben gelecek. Alacağım dedi. Ben bunu yıllardır Yeni Konya Gazetesi'nin ve konhaber.com'un internet sitesi benim yazılarımı görün. Sayın Başkan neredesin diye. Fatma Toru geliyor maça. Sayın İbrahim Uğuraltay geliyor. Evet. Hançerli geliyor. Sayın biraz başkanım, sonra başkanımıza röportaj yapacağımızda bu sözünüzü ileteceğim. Vallahi aynı bir iletişim. Benim ricam olduğunu belirterek. Eyvallah, eyvallah. Birazdan sözünüzü ileteceğim başkanıma. Evet şu anda spor müdürümüz Selahattin Akşakaya ve genel yayın yönetmenimiz Nurettin Bay şu anda bizlerle beraber. Ferit abi merhaba. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi Ferit abi de benim iyi takipçilerimdendir. Tabii evet. Ferit abi beni nasıl takip ediyorsun onu bir söylesene abi. Yani dört göze takip ediyoruz. Bana şunu soruyor. Biraz önce de sordu. Konya magazini zevkle bekliyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun Ferit abi. Abi yeni statla ilgili hemen senden de bir ufak çok yorum alabilir miyiz? Emeğe geçenlere teşekkür ederiz. Artık bu işten sonra futbolcular konuşup bizi de Avrupa takımı seyretsinler. İnşallah. İnşallah. Temennimiz, duamız o yönde. Sayın Müdürüm, merhabalar. Merhaba, sağ ol. Bir yıllık biraz önceki Yaşar abiyle de konuşurken de söyledim. Bir yıldır camianızın içerisindeyim ve ilk defa sizinle röportaj yapmak nail oldu bizlere. Elhamdülillah. En güzel yerde oldu ama. Evet, gerçekten çok güzel bir yerde oldu. Dönüm noktasında oldu. Sayın Müdürüm, yeni statla ilgili neler söylemek istersiniz? Stat muhteşem, Konya'ya yakışmış. Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapmış. Olması gerekenden daha güzel bir stat olmuş. Ben sürekli dışarıdan görüyordum ama içerisini ilk defa görüyorum. Hakikaten Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir stadyum yapılmış. Dediğim gibi içini doldurmak lazım. Stadyumun içi de olmasa stadyum hiçbir şeye yaramaz. Çünkü seyirciler için yapıldı. Daha önce eleştirmiştik. Bizim öbür stadyumda işte yapısı gereği velodromlu bir stadyum olduğu için sesimizi aşağı iletemiyoruz. Bu da rakip takım üzerinde baskı oluşturmuyor diye. Burada şurada bağırdığınız zaman bir kişi bile bağırsın müthiş bir ambiyans oluşuyor. Muhteşem. Şu Pasolig meselesini bir halletmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. En büyük şanssızlığımız ona denk gelmiş olmasıyla. İlk maçta bir 42 bin kişiyle hatta 42 binden daha fazla seyirci bulup dışarıda da bir seyirci kalması lazım ki Büyükşehir Belediyesi de iyi ki yaptım. Yaptık ama emeğimize değdi diye. Çünkü bildiğim kadarıyla burada çevrede yapılacak olan yatırımlarla beraber 250 milyon TL'yi aşan bir yatırım bu. Çok büyük bir yatırım. Yakışmış. Konya sporlu futbolcular, teknik heyet de elinden geleni yapar. Ama dediğim gibi seyirciler gelmese hiçbir şeye yaramaz. Şimdi Nurettin abi şöyle bir şey var. Biraz önce de Kemal abiyle de konuştuk. İç Anadolu'da en çok Pasolig'e sahip olan bir taraftar grubumuz var şu anda. Bu sizce ne ifade ediyor? Belki hani dediniz ya 42 bin kişilik doldurmak. Bana göre hani şahsıma göre bu İç Anadolu'da birinci olmak belki 42 bin kişiyi şu anda yakalayabiliriz gibi geliyor. Evet, fıskiye geliyor şu anda. Daha önce canlı yayında Yaşar Toy'un yaşamış olduğu, değerli program müdürümüzün yaşamış olduğu olaya biz de şimdi şahit oluyoruz. Fiskeleri bizi bırakmıyor. Yaşar abide bir hikmet var diyorum ben. Yani o güzel şehrimiz adına. Evet, İç Anadolu'da en iyi, en çok Pasolig'in satıldığı yer burası. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla ilk sıralardayız, üçüncü sıradayız. Ama yetmez. Yani şu anda 13 bin rakamını en son telaffuz ettiler bildiğim kadarıyla. Yani bu iş artık geriye dönüşü yok. Sevgili izleyicilerimize, Konya spor sevenlerine buradan bir kez daha seslenmek lazım. Herkesin bunu alması gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Evet, Metin Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Abi, nasılsınız? Bulduk, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Abi su bize doğru gelmez değil mi Mustafa abi? Suyun önünü kesin abi. Şampiyonluk suyu inşallah. İnşallah. Sular da sen deyince kesildi gitti. Konya adına gerçekten hem Konya adına hem Türk spor adına son derece önemli bir yatırım. İnşallah burada Avrupa liglerinde oynayacak bir Konyaspor seyretmeyi arzu ediyoruz. Ama bunun için öncelikli olarak başta taraftar olmak üzere yönetimiyle, basınıyla tüm kentten hazır olması lazım. Bu tribünler biraz önce başkan dediği gibi dolmayacak olursa Konya'nın
hem sporu hem yatırımı hem de geleceğini yeniden düşünmesi aynen gerekiyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir stad oldu. İnşallah Konyaspor'un hep galibiyetiyle biten maçlar izleriz. İnşallah abi. Temennimiz o yönde. Evet Mustafa Bey, değerli sunucumuz, Konya'mızın medarı, iftarı Mustafa değerli abimiz. Selahattin abiyi de çağıracağız tabii. Siz ayrılmaz bir ikilisiniz zaten evet, abi. Değerli spor müdürümüz Sayın Selahattin Akçakaya beyefendi, gözlükleriyle maşallah tebarikallah bayağı yakışıklısın yani, o anlamda söylüyorum. Gözlükleri kullanıyor musunuz yoksa saçınızda dursun diye mi? Oldu mu? Çok güzel oldu. Mustafa abi önce sözü sana vermek istiyorum. Biraz önceki bizi şahlandırdın tabiri caizse. Denedik. Değerli belediye başkanımız Sayın Tahir Akyürek beyefendi ile beraber bir deneme yaptık. Mustafa abi sağ olsun bir denedi bizleri ama istediği bir şeyi alamadık. Yani kendisi alamadı o yönde. Mustafa abi merhaba. Merhabalar. Nasılsın abi, iyi misin? Vallahi nasıl olalım, çocuklar gibi şeniz. Değil mi? Yani. Yıllarca çok sıkıntılar çektik. Hep beraber taraftarla beraber yöneticiler büyük sıkıntılar yaşadı. Şehir büyük sıkıntılar yaşadı. Birçok maç hatırlıyoruz biz Selahattin'le. 100 kişiye, 50 kişiye oynadığımız maçlar oldu. Polisler, emniyet mensupları daha çoktu maçlarda. Bunları Allah'ın izniyle geride bıraktık. Elhamdülillah. Konya olarak biz sonradan olma değil, ezelden başkentiz. Ses denemesi yaptık ama henüz daha bir verim alamadık. Henüz ayarlamalar yapılmamış ama gümbür gümbür Allah ses sistemleri. Yani hani diyorlar ya, hayaldi gerçek oldu. Değil mi Selahattin? Yani gezdik. Kesinlikle. Devasa bir stadyum. Bir de şunu söyleyelim. Bir 50 yıllık bir yatırım. Onun için işte şehrin dışı ya da şu kadar büyük küçük kimse bunu tartışmasın. Böylesine büyük bir yatırımı Konya'ya kazandıran başta devletimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ki Türkiye'de bir tektir belediyenin yaptığı stadyum olarak. Helal olsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Peki yeni yani stadyumda, yeni maçlarda neler olacak Mustafa abi sence? Vallahi çok güzel şeyler olacak. Yani, İyi bakan iyi görür. Değil mi? Konya spor tarihinin en mükemmel, en kaliteli kadrosunu kurdu şu anda yönetim. Ve en kaliteli oyununu da bu ligde, yani tabii, bu sezonda oynayacak. Yani neler gördük değil mi Selahattin? Sedirik, Sabinler falan, ayağına evet, top değmeyen oyuncular geldi gitti. Ama şimdi markalar Konya'da, bunları oynatmak, bir arada tutmak önemli. Takım ruhu çok önemli. Bu stadyumda Allah'ın izniyle çok büyük başarılar imza atacağız. Evet Selahattin. Mustafa abi, taraftara. Onlar görevini yapıyor, onlara söyleyecek hiçbir şey yok. Birlik ve beraberlik içerisinde olsunlar, omuz omuza dursunlar. Belki yerleri kuzey, güney ayrı olacak ama yürekleri bir olsun. Ve bir olduğuna ben inanıyorum. Deplasmanda birbirlerine sahip çıksınlar. Konyalı ruhuyla birbirlerini gerçekten düşeni kaldırsınlar. Çünkü bir olursak başarırız. Aynen. Ben olursak kaybederiz. Ben yok, biziz. Kesinlikle. Evet, tamam, ağzına yüreğine sağlık. Spor müdürümüz de evet, değerli kardeşim. Mindere çek, mindere. Şöyle alabilir miyiz sizi? Birleşecek miyiz? El en sağ atalım evet. Selahattin. Ya Allah. Yalnız ya Selahattin. Şey oldu. Siklet farkı var arada biraz. Evet. Kaç kilosun Selahattin abi? 80. Oo, neredeyse. Bayağı fark vardı. Evet. Selahattin abi haksızlık oldu değerli izleyicilerim. Selahattin abi Yaşar merhaba. Yaşar Bey not alın. Not aldılar abi. Evet. Yeni stadyumdayız. Yeni stattayız. Çok güzel yapılmış. Gerçekten herkes aynı şeylerden bahsediyor ama senin görüşlerin de bizim için önemli. Senden de bir şimdi biz ilk günden itibaren takip ediyoruz. Tabii ilk defa gelenler var bugün. Hayretlerini ben yüzlerinden okuyorum. Gördükleri bu devasa yapı karşısında hayretlerini yüzlerinden okuduk. İlk başından beri... Benimkini okudun mu abi? Seninki zaten ayrı. Tamamen yüzüne vurmuş durumda. İsmail bir geldi. Böyleydi. Allah Allah! Burası ıslat mı? Yani mükemmeldi. Şimdi bizi ıslatacaklar herhalde, dışarı çıkın diyor. Evet, sudan ıslanmadan kenara kaçtık evet. Selahattin abi. Her şeyden önce çok güzel oldu. Heyecanlıyız. İlk maçın oynanmasını bekliyoruz. Az önce yukarıdan da baktık sahaya. Muhteşem görünüyor. Yani çok heyecanlıyız. Bekliyoruz merakla, heyecanla. Peki sen şimdi gene radyoda devam edeceksin. Tabii programa devam edeceğiz Mustafa ama abi burada olacak. İlk maçta buradayım ben. Ne hiçbir şey olsun, engel olamaz. İlk başta buradayım, kesinlikle buradayım diyorsun. Buradayım. Buradayım. Radyo yayını da buradan yaparız evet, dedi Yaşar Bey. Yani o gün tabii farklı bir radyo yayını. Sen de olacaksın. Süleyman kesinlikle, kardeşim de, Yaşar da, Mustafa Kara. Hepimiz buradayız. Hepimiz buradayız. Hepimiz buradan buradayız. Radyo yayını ilk maçta farklı yapacağız. Aynen farklı öyle olacak İnşallah her şey. İnşallah buradan canlı yayınlar da yapacağız kesinlikle, zaten kesinlikle, televizyonumuzda. Selahattin abi ağzına yüreğine sağlık. Sol kanattan gelişen yeşil beyazların hata orta ceza sahasına uzaklardan bir şut ve gol!
attı Konyaspor'un golü. Tribünlerde büyük sevinç. Konyaspor heybetle çıktı sahaya. Vuruyor pençeyi, tartalım bir daha. Benzemez söyle yalan aşklara. Tartalım vur vur pençeyi bir daha. Sahaları dar edip rakibi eze eze. Taraftarın senin izinde. Sevdim seni, dönüşü yok bilesin. Heybetin neler gökünesin. Evet, Konya'mızın güzel insanlarından Murat abi şu anda yanımızda, emekli gazeteci ama hala bizimle beraber. Murat abi merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Başkan Bey bizleri davet etti. O inceliği gösterdi. Allah razı olsun. Bizler de şu anda bu stattayız. Statla ilgili sizlerin görüşlerini alabilir miyiz? Şimdi Konya'nın imajı açısından bu stat tabii ki büyük bir ivme kazandıracaktır. Plakasıyla has 42 bin kişilik bir stat yapılması ve Türkiye'nin sayılı stadyumlarından biri olması Konya'nın marka değer ismine artı bir değer katacaktır. Umut ediyoruz ki Konyalı vatandaşlarımız da Konya Spor'u seven, gönülden seven kişilerin de bu stadyumu doldurmasıdır. Önemli olan da budur. Çünkü 42 bin kişilik yapılmış bir stada 3-5 bin kişinin gelmesi de hoş karşılanmaz. Kesinlikle. Olmamalı da. En azından her maçı 25-30 bin ortalama ile oynar isek, büyük maçlarda, derbi maçlarda dediğimiz diğer maçlarda da bir 42 bin rakamına ulaşırsak herhalde Konya'nın ulusal gazete ve televizyonlarında da artı bir reklamı da yapmış oluruz. Kesinlikle. Murat abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, kolay değerli izleyicilerimiz şu anda Sayın Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Beyefendi de bizlerle birlikte stadı gezmeye, yeni stadı gezmeye devam ediyor. Eğer imkan olursa kendilerine de mikrofon uzatmak istiyoruz. Bakalım biz de bir gezelim. Değerli izleyicilerimiz İsmailce devam ediyor. Konya'nın yeni stadında 42 bin kişilik yeni stadındayız ve şu anda buranın mimarı, Allah razı olsun kendisinden, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek yanımızda. Başkanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizleri bugün davet ettiniz. Çok yani büyük bir incelik gösterdiniz. Biz vesile olanlarız. Mimarı değiliz yalnız. Onu belirteyim. Ama siz önce oldunuz başkanım. Yapmayalım ama tabii Konya'nın müşterek değeri, Konya'nın başarısı, Konya'ya kazandırılan bir eser. Dolayısıyla mühim bir eser. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. Allah razı olsun. İnşallah nice başarılara, nice güzel günlere ev sahipliği yapar burası. İnşallah, inşallah başkanım. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bizlere sağ vakit olun. Ayırdınız. Sağ değerli izleyicilerimiz devam ediyoruz. Şu anda buranın proje müdürü, değerli Talip abimiz yanımızda. Talip abi merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Abi burayı yapmış gibi duruyorsun aynı ya. Burası yapmış gibi duruyorsun. Takdir sizin ya. Allah razı olsun. Talip abi çok muhteşem olmuş. Biraz önce herkesle konuştuk. Herkesle muhabbet ettik. Ederim. Biraz önce zaten hani başkanımız da bir şeyler söylediler. Ekip olarak, Konte ve ailesi olarak hepimiz çok beğendik burayı. Ama Talip abi yani buranın inceliklerini biz hani şu anda ekranlarda sadece tabiri caizse kaba şekilde görebiliyoruz. İncelikleri nelerdir buranın? Yani burada neler yapıldı? Burada normalde kısa sürede yapılan bir stat. Türkiye'de ilk defa yapılan bir stat. Ne kadar bu zamanda sürede, teslim oldu? Normalde 195 günlük bir süresi var buranın. 195 günde bu hale geldi. Yani bitmek üzere zaten. Ortalama 650 kişi, 700 kişi. Günü geldi 800 kişiyle çalıştık. Yaz, kış veya şey, gece veya gündüz şeysi olmadı. Zaten kameralardan da gördük zaten Talip abi. Canlı yayında zaten tüm Konya halkı ve Türkiye geneli seyrediyordu. Yani çok özverili. Bunda tabii belediyenin de çok özverisi oldu. Onların da çok desteği oldu. Asıl teşekkür etmem gereken kişilerden belediyedir asıl katkısı olan. Tabii bizde geçmişte bir sıkıntı yaşanmış. Onları falan bertaraf etmek, kamuoyundaki görüşü düzeltmek için gece gündüz varımızda yokumuzda çalıştık. Bundan dolayı tüm arkadaşlara, özellikle sizin televizyonunuza sık sık beni ziyaret edip röportaj yapıyorlardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kısaca söylemek gerekirse özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne, Konya halkına, yani bizi asıl ateşleyen biraz da Konya halkı oldu. Sürekli takibinde. Hatta biz sadece kontrol teşkilatı olarak belediye değil,
1 milyon Konyalı'yla da hesap vermek zorunda sürekli kalıyordu. Sürekli geldiler değil mi? Abi sürekli, ne oldu? Ne zaman bitiyorsun? Ne oldu? Ne zaman? Tüm malzemeler onların gördüğü şekilde, onların onayıyla oldu zaten. Hatta çeşitli siteler var internette. Onlara göre hareket edilen imalatlar da oldu. Daha çok yapım aşaması da aslında birebir onlar canlı şahidi. Değil mi? Her şeyin. Talip abi şöyle haberler çıktı. İşte artık o stat 5 yılda bitmez, 10 yılda bitmez diyenlere büyük bir kapak oldu. Ben öyle düşünüyorum. Çok doğru. Görüşelim yani, bir söyledi. Bu söylentileri sen de duydun değil mi Talip abi? Kamuoyunun desteğiyle zaten bitirilmeyecek bir durumu yok. Aynen öyle. Özellikle Konya halkının, Konya Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği katkıdan dolayı bu aşamaya geldi. Yani kesinlikle bitmeyecek bir şeysi yoktu zaten. Bitti yani, evet. Elhamdülillah çok şükür Konya'mıza kazanıldı. Çok da hayırlısı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Talip abi eline koluna sağlık. Şimdi burada izleyicilerimizin var ya, hepsi diyor ki Talip abiden Allah razı olsun diyor. Bak büyük de dua alıyorsun. Teşekkür niye? Ederim sağ olun. Çünkü hani böyle bir tesise sen mimarlık gösterdin efendime söyleyeyim. Yardımcı oldun. O yüzden Allah razı olsun. Teşekkür tüm ediyorum. Tüm izleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Talip abiye teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugün İsmailce'de sizlerle birlikte Konya'nın yeni stadındaydık efendim. Çok güzel bir stat olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Herkes aynısını söyledi. Tüm emeği geçenden Allah razı olsun efendim. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyoruz. Bugünlük İsmailce'den bu kadar efendim. Başka bir İsmailce'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sol kanattan gelişen yeşil beyazların atağı orta ceza sahasına uzaklardan bir şut. Ne gol! Konya Spor attı. Konya Spor'un golü. Tribünlerde büyük sevinç. Konya Spor heybetle çıktı sahaya. Vuruyor pençeyi, tartalım bir daha. Benzemez söyle yalan aşklara. Tartalım vur vur pençeyi bir daha. Sahaları dar edip rakibi eze eze. Taraftarın senin izinde. Sevdim seni, dönüşü yok bilesin.